Şimdi özellikle 2009 yılında hareketlenme başlıyor ve 2011 yılının son 3. çeyreğine geldiğimizde Android yaklaşık mobil yazılım sektörünün %53'ünü kapsıyor arkadaşlar. Aynı şekilde trajik bir şekilde de işletim sisteminin düşüşe geçtiğini, iOS'un da yaklaşık ikinci olarak görüldüğünü rahat bir şekilde görebiliyoruz. Velhasılı kelam 4 tane büyük aktörden söz etmek mümkün. Bunlar gördüğünüz gibi Apple, Android, Windows Phone ve BlackBerry olarak nitelendirilebilir. Bu özellikle 2007'nin sonlarından itibaren mobil dünyada önemli gelişmeler oldu. Yani Android'in, iOS'un çıkışları 2007 yılı içerisinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz 5 yıl mobil işletim sistemleri adına parlayan bir dönem oldu. Ve şu anda hepimizde de birçoğumuzda da mobil cihazlar mevcut ve her geçen günde daha iyi bir, daha farklı noktalara doğru ilerliyor. Tabii bu gelişme yanında bir takım gereksinimleri de ortaya çıkartıyor. Burada da bahsettiğim gibi sektörde hızlı bir büyüme oluyor. Bu büyümenin bir takım iş fırsatları yarattı ortada. Yani yazılım geliştirme anlamında, mobil reklamcılık anlamında, iş gücü, ürün ve hizmetler anlamında çeşitliliğe neden olabiliyor. Burada da gördüğünüz gibi finansal servisler, telekom ve internet gibi alanlarda birbirini de kesebilecek şekilde bir takım ilişkiler mobil pazarı etkileyen aktörler şeklinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok sektörde mobil uygulamalardan bahsetmek mümkün. Ben bunu Google Play'den aldım bu listeyi. Alışveriş, eğitim, oyun, haberleşme, hava durumu, karikatür, kitap birçok alanda, yani güncel hayatta kullandığımız birçok alanda mobil uygulamalarla da karşılaşmamız mümkün. Listenin devamını gördüğümüz arkadaşlar özellikle sağlık alanı, ulaşımda ve çeşitli medya, video gibi yani görsel ürünlerde de yine mobil cihazları görebiliyoruz. Şu anda gördüğünüz bir banka uygulaması. Günümüzde sadece bu işletim sistemleri bir uygulama şeklinde değil, daha çok müşteriyle etkileşim içerisinde bir ürün şeklinde düşünülüyor. Dolayısıyla şu gördüğünüz örnekte başarılı bir mobil iletişim uygulaması kabul ediliyor. Ve müşteri ilişkileri yönetiminin de hizmeti de bir arada sunulduğu kombine bir yapıdan bahsetmek mümkün. Evet, benim ilk kısımda anlatacağım bunlar. Merhabalar, ismim Muhammed Emre. Ben Tüsü Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Dolayısıyla burada çoğu kişi Android geliştiricisi. Ben de kendi hobi olarak buna başladım. Karşınızda herhangi bir sürücü lisanım olursa şimdiden affetmenizi rica ediyorum. Yani burada genellikle abilerim, ablalarımın karşısında konuşuyorum çünkü. Ben şimdi sizlere mobil reklamcılıktan bahsedeceğim. Tabii mobil reklamcılık konusuna girmeden önce size bir soru sormak istiyorum. Reklamcılığın tarihi hakkında herhangi bir fikri olan var mı aranızda? Yani hangi tarihe dayanıyordu ya da ilk reklamcılık uygulamaları nelerdi gibi? Evet, herhangi fikir yok herhalde. Ben söyleyeyim. Tarihçilerin verilerine göre M.Ö. 3000 yıllarına kadar ilk reklamcılık bulgularına rastlanmıştır. Bunun yanında ciddi anlamda bir reklam örneği verecek olursak 1622 yılında İngilizler The New Bastis'ini çıkarmışlardı. New Bastis'inde bir adam şu şekilde bir reklam vermiş oluyor. 12 altınımı kaybettim, altınımı getirene büyük bir mükafat vereceğim şeklinde reklam vermişti. Yani reklamcılıkta insanlığın varoluşu kadar eskidir ve insanlık için gereklidir demek mümkündür. Gördüğünüz gibi artık mobil reklamcılık da yani günümüzde çok ön plana çıkmıştır mobil teknolojilerin gelişmesiyle. İletişim teknolojisinin hızını göz önünde bulundurduğumuzda ve ne kadar yüksek bir ivme ile arttığını göz önünde bulundurduğumuzda mobil reklamcılığın önümüzdeki yıllarda daha da büyüyeceğini ve Android geliştiriciler için çok ciddi anlamda bir sektör oluşturacağını söylemek söz konusudur. Zaten gördüğünüz gibi burada Google, Yahoo ve AOL var. Bunlar İnternet devleri bildiğiniz gibi. Bu internet devleri ilk başta bu 2007-2008 yıllarından sonra bu mobil reklamcılık uygulamaları geliştiğinde kendilerini internet medyasına yönelterek zaten bu pastadan ilk payı almaya çalışmışlardır. Nitekim zaten Google AdWords satın alarak da bunu yani çok ciddi bir yatırım yapmıştır. Ve burada kararlılığını ve ne kadar ciddi olduğunu bizlere göstermiştir. Burada mobil reklamların harcamaları gözüküyor. Zaten gördüğünüz gibi yıllara göre baktığınızda, 2014 ön veriye baktığınızda bunların çok ciddi bir anlamda büyüme göstereceği ortadadır.
Zaten bugün büyük markalarda mobil reklamı yapacakları yatırımları yapan araştırmalarla artıracağı da göz önünde bulundurulmaktadır. Bu market paylaşımları mobil cihazların, bunda tabii mobil reklamcı inceleyeceksek, yani buradaki ürünlerin sonuçta birçoğu kendi reklam ağlarını oluşturmaktadır. Bu konuda market paylaşımlarını görmek de mümkündür. Şimdi mobil reklam için anlatmak üzere Mustafa Özbey'e konuşmayı deneyim. Evet arkadaşlar, mobil reklam bugün karşımıza çok değişik şekillerde çıkabilmekte. Bunun en basit anlamda kullandığımız hali click to web site ya da click to landing page dediğimiz yapı. Yani burada basit anlamda bir reklama tıkladığınızda sizi hedefteki siteye ya da bir sayfaya ulaştırıyor. Bunun dışında click to call dediğimiz bir yapı söz konusu. Bu da aranabilir bir reklam. Dolayısıyla reklamın üzerindeki telefon numarasına bir telefon numarasına o reklama tıkladığınızda telefon araması gerçekleştirebiliyorsunuz. Click to map ya da hyperlocal dediğimiz yapıda ise reklam içerisinde bulunan coğrafi koordinata ya da bir yere, bir mekana reklama tıkladığınızda harita üzerinde o mekanın gösterilmesi, hatta size bulunduğunuz yerden bu mekana doğru nasıl hareket edebileceğinizin gösterildiği bir yapı söz konusu. Click to App Store ya da Click to Download dediğimiz yapılar da özellikle mobil cihazlarda diğer mobil uygulamaları tanımak için kullanılan bir yapı. Dolayısıyla bu tür bir reklamda reklama tıkladığınızda herhangi bir web sitesine değil de ürünün indirilebileceği uygulamaya gidiyorsunuz. Dolayısıyla bu eğer Android cihazsa Google Play Store oluyor. İşte iPhone'sa ilgili iPhone uygulamasındaki uygulamanın indirildiği sayfaya gidiyorsunuz. Tabi bu sayfa uygulama hakkında detaylar da barındırdığı için çeşitli değerlendirmeler ve uygulama hakkında bilgiler de barındırdığı için doğrudan indirmeyi tetikleyen bir yapı. Click to video tıkladıkta ürüne ilişkin videoları izlemek için oluşturulmuş bir reklam biçimi. Click to SMS de SMS de reklamcılıkta kullanılan bir yapı ve gördüğünüz gibi arkadaşlar çok çeşitli reklam yapılarından söz etmek mümkün. Full rich media, full page, expandable, interaktif video gibi çok çeşitli reklam biçimleri söz konusu. Bunları görsel olarak da görmek gerekirse mesela Click to Download'a klasik bir örnek. İlgili banner tıklandığında o uygulamanın indirme ekranına ulaşılıyor. Bir başka örnek, Click to Call'da bir adet veterinerlikle ilgili ya da hayvanlarla ilgili bir site gerçekleştirilmiş ve ona uygun bir şekilde bir arama reklamı oluşturulmuş. Bu arama reklamına tıklandığında ilgili servisi veren firmaya ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer örnek, az önce de bahsettiğim gibi bir konum reklamı, yani lokasyon bazlı bir reklam verilmiş. Bu reklamda da tıklandığında harita üzerinde tam olarak adres ve konum bilgilerine erişmeniz mümkün. Evet, ve Click to Landing Page'de bizim klasik manada web sitelerinde kullanılan, tıklandığında ilgili web sayfasının açılmasını sağlayan reklam biçimi. Reklam biçimleriyle ilgili aktaracağım bunlar. Emine reklam. Evet, şimdi mobil reklam ağlarından genel olarak bahsedeceğim. Dünyadan yaygın olarak kullanılan mobil reklam ağları ve bununla ilgili yine size bilgiler vermeye çalışacağım. Günümüzde aktif olarak kullanılan mobil cihaz sayısının dünyada 5 milyardan fazla olduğu bilinmektedir. Ve çok ilginç bir istatistik, bunların %75'lik bir kısmı yaklaşık olarak, yani 3 küsur milyara denk gelmektedir bu da. Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde bulunmaktadır. Yani bunu bizim açımızdan önemli midir diye sorabiliriz şimdi. Bunu bizim açımızdan önemli şudur ki bu telefonların çoğu, yani 5.175'lik kısmı internet bağlantısına bizzat erişebilmektedirler birçoğu. Yani bu şekilde bir varsayımda bulunacak olursa. Burada genelde mobil farklı mobil reklam ağları görülmektedir. Mobilink, M-Advertising, InMobil, Mojiva, Adphonic, Admo. Bunlardan tabii bizim en çok kulak karşılığına aldığımız olduğu muhtemelen Edmond'dur. Onun haricinde Milanyar Medya ve Simato'da bizde kulak karşılığına aldığı oluşturmuş mobil reklam ağlarıdır. Burada da yine aynı şekilde startı devamında yine diğer startta bulunmayan bazı reklam ağlarının logoları bulunmaktadır. Mobil reklamcılık konusunun günümüzde dahil, yani bundan sonraki yıllarda da önemini belirtmek üzere bu şekilde bir istatistik var startta. Sizler de görüyorsunuz.
İnternet kullanıcılarının ülkelere göre ne kadar mobilden bağlanmış, bunun listesi var. Mısır'da %70, Hindistan'da %59, Güney Afrika'da %57, Gana'da %50 ve Endonezya'da %40. Bunların çoğu mobil telefonlarla online olmaktadır. Bu da gelecek yıllarda mobil reklamcılığın biz arasından ne kadar önemli olacağını başka bir göstergesi diyebiliriz. Bu sektörün ilk üç büyüğünden bahsetmek gerekirse Google'u söyleyebiliriz. Aynı şekilde ayet beklenen başarıya pek ulaşmış sayılmıyor. Yani kendilerinin yazılarını da hedefleri de ortada olduğundan dolayı şu an istatistiklere baktığımızda beklenen başarıya çok ulaşmadığı görünmektedir. Aynı şekilde Millennial Media. Fakat bu üçüne rakip olarak ise önümüzdeki dönemlerde Samsung Edap'ın şu an beta yayını yapıldı Samsung Edap'ın. Bunlara rakip olarak çıkacağı bilinmektedir. Samsung Edap ayrıyeten mobil reklamcılığın yanında tüm internet bağlantısı olan cihazlara ulaşmayı hedeflemektedir. Bunlara neyi de örnek verebiliriz? Akıllı televizyonlara da örnek verebiliriz. Samsung Edap böylece rakiplerinden bir adım ön plana geçmeyi planlamaktadır. Aynı şekilde 2006 yılında Ömer Hanım tarafından kurulan Edmob firması kendisini en güçlü, en karlı mobil reklamcılık sitesi olarak, mobil reklamcılık ağı olarak da tanımlamıştı. Google'un ise Edmob ve WP'yi satın alması da Google'un bu konuda ne kadar ciddi yatırımlar yaptığının bir göstergesidir. İmobil yine bir reklam ABD'de yapmış olduğu bir araştırma var. Bu araştırmada ABD'de toplam mobil reklam gösterimini 18,7 milyar olarak veriyor. Türkiye'de ise telefon pazarının 2 milyar dolarlık olduğunu varsayarsak, yani önümüzdeki 3 yıl içinde bu hacmin 3 kata kadar artacağı beklenmektedir. Aynı zamanda şimdi bahsetmemiz gereken bir hususta Facebook. Biliyorsunuz Facebook gelirlerinin birçoğunu reklamdan elde etmektedir. Fakat Facebook mobilde şu an reklam gösterimi yapmamaktadır. Önümüzdeki yıllardaki hani yeni gelir araçları peşinde oldukları için Facebook'ta mobil uygulamalarda reklama gitmeye çalışacaktır. Dolayısıyla yarım milyardan fazla kullanıcı olduğunda göz önünde bulunduğunda ilk aşamada 1,5 milyar dolarlık bir kar etmeyi hedeflemektedirler. Evet. Şurası açık mı acaba? Ben şuradan devam edeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdiye kadarki kısımda mobil yazılım dünyası ve mobil reklamcılara değindik. Şimdi biz kendimiz başta da söylediğim gibi bir ayrı bir reklam ağı oluşturalım düşüncesi bizde oluştu. Bu nasıl oluştu ondan bahsedeceğim. Geçen sene Mayıs ayında birkaç tane uygulama yazalım dedik. Bu uygulamalar belli oranlarda indirilmeye başlandı. Daha sonra biraz daha geliştirelim, biraz daha büyük uygulamalar yazalım dedik. Uygulamalarımızın sayısı çok son derece arttı. Şimdi artınca uygulamanız indirilince de bazıları indirilir, bazıları yoğun şekilde indirilir, bazıları biraz daha seyrek şekilde indirilebiliyorsa eğer bunları daha iyi tanıtırsak daha çok indirme oranlarına ulaşır, daha çok kişiye ulaşır diye düşündüğümüz için ne yapabiliriz diye düşündük. Bu kadar çok ürün olunca bunlara bir marka adı altında toplamak istedik ve Hypermobil markasını oluşturduk. Hypermobil markasında bir şirket değildir, bu sadece bir organizasyon gibi düşünülebilir. Hypermobil markasında Hyper yani TR adresinde arkadaşlar bu uygulamaları tanıtan nasıl indirilebilir bilgilendiren bir yapı kurduk. Şöyle bir internet sitesi. Daha sonra Hypermobil'de işte çeşitli konularda uygulamalar geliştirmeye çalıştık. 45 tane uygulamamız var ve 2,5 milyonu aşkın bir yükleme sayısına ulaştığı söylenebilir. Ve kullanıcılardan gelen geri dönüşler ölçüsünde bunlara olabildiğince güncellemeye de çalışıyoruz. Tamamen resmi iş dışı yapılmış, hobi olarak geliştirilmiş çalışmalar olarak bakılabilir. Peki uygulamaları tanıtalım dedik. Nasıl tanıtabiliriz? Bu noktada ilk aklımıza gelen kendi marketimizi kurmak oldu. Dolayısıyla Hyperbiz.tr adresinde kendi uygulama marketimizi kurduk arkadaşlar. Burada şu anda Google Play Store'da olan Türkçe uygulamaların birçoğu Hypermarket'te de yer alıyor. Hypermarket de şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Daha sonra tabii uygulamayı tanıtmanın başka bir yolu da reklam yapmak. Reklam vermek için de girebileceğiniz networkler belli. Kendi ücretini ödeyerek çeşitli networklerde reklam verebiliyorsunuz. Yani örneğin işte Edmob'a girebilirsiniz. Paşa ya da Sımato'ya girip orada ücretini yatırarak reklam verebilirsiniz. Peki biz yazılım geliştiren olarak neden bir kendi reklam ağımızı oluşturmayalım diye düşündük ve kendi mobil reklam ağımızı geliştirdik. Buna da Hypernet ismini verdik. Bu da Hypernet.tr adresinden yayın yapıyor arkadaşlar. Hypernet reklam ağını yılbaşında açtık bu sene. Geliştirmeye de devam ediyoruz. Şu anda
bir takım yine geliştirdiğimiz web siteleri ve bu az önce görmüş olduğunuz Android uygulamalarında da reklam görüntüleyecek şekilde bir düzen oluşturduk. Ve son derece de bizim açımızdan tatmin edici olduğunu söyledim. Çünkü aylık ortalama şu son aylarda 24 milyon reklam gösterimine ulaştı ve yılbaşından bu yana da 95 milyon reklam gösterimi gerçekleştirdi. Hyperled reklam ağında şöyle bir amaçla ortaya çıktık. Türk kullanıcılarına hitap etme, yani kendi düşünün ki yerel bir uygulamada reklam veriyorsunuz, Türkiye uygulamasında ve yine Türklere hitap edecek bir uygulamanın reklamını yaptığınızda bu tabi indirmeyi etkileyecektir. Daha ekonomik kampanyalar oluşturabilmeyi hedefliyoruz. Tıkla indir reklam biçimi. Özellikle yeni bir uygulama oluşturduğumuzda kendi reklam ağımızda bu reklamları, yeni uygulamamızın reklamlarını yerleştirerek insanların buna daha hızlı ulaşmasını sağlıyoruz. Kolay ve hızlı kampanya oluşturabilme için çalışmalarımız yine sürüyor arkadaşlar. Ve şu anki yapıda oluşan kampanyanın gösterim adetlerini, tıklamalarını, hangi yayın mecralarında yayınlandığını, kaç kere işte tıklandığı, ne kadar oranda tıklandığı gibi bilgileri görebiliyorsunuz. Ve reklamlarınızı isterseniz kampanyalarınızı duraklatabilme ve devam ettirme ya da yayınlanacağı uygulamaları seçme haklarınız var. Peki bu anlamda bakıldığında sadece kendi uygulamalarımızı ve kendi uygulamalarımızı kendi uygulamalarımıza reklam yapmak yine belli bir noktaya kadar işimizi görmekte, fakat diğer geliştiriciler de bunu kullanabilsin, yani bu reklam ağından istifade edebilsin gibi bir düşünceyle de uygulamamızın API'sini geliştirdik, kütüphanesini arkadaşlar. Burada şu anda mobil reklam için seçenekler mevcut. Az önce bahsettiğim reklam biçimlerinden sadece click to landing page'de, yani tıkla ve web sitesine git ve tıkla ve indir seçenekleriyle olan reklamlarımız mevcut, ama her geçen gün diğer reklam biçimlerini de içerecek şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla lokasyon bazlı, sektör bazlı, cihaz ve kitle bazlı reklam verebilmeyi de hedefliyoruz. Dolayısıyla tabii burada biliyorsunuz Android izinleri olarak da cihazın bir takım bilgilerine erişmemiz de gerekecektir. Bunları da izin alacak şekilde bu şekilde bir gelişmeye girmek istiyoruz. Şu anda mesela bir örnek uygulamasını göstermek istiyorum. Altın Meteoriz isminde bir uygulamamız var. 320'ye 50 piksellik bir reklam ve gideceği hedef adresi görmüş olduğunuz adres. Bunun için 1 milyar zannediyorum, 1 milyar gösterimlik mi? 10 milyon gösterimlik bir reklam kampanyası oluşturmuşuz. 4,5 milyon civarı bir reklam gösterimi yapmışız ve 11 bin tıklama almışız. Bu reklam doğrudan market sitesine yönlendiği için arkadaşlar bize marketten uygulamamızın daha iyi tanıtılmasına ve indirilmesine ciddi oranda katkı sağladığı söylenebilir. Şu şekilde de arkadaşlar reklam ağında hangi sitelerde ya da hangi uygulamalarda, bu liste böyle uzun ama ben biraz kısalttım, hangi uygulamalarda reklamınızın gösterilmesi istediğinizde seçebiliyorsunuz. Şu anda bu özellikler son kullanıcıya açık değil, fakat çalışmalar sürüyor. PDRP gerçekleştiriyoruz. Diğerlerini de ekleyeceğiz. Ve gördüğünüz gibi de kim ne zaman tıklamış, hangi nereden gelmiş, hangi uygulamadan gelmiş, bunları da izleyebiliyorsunuz. Şimdi süremizde 5 dakika kadar bir zamanımız kaldı. Ben size oluşturduğumuz kütüphane şu arkadaşlar. HyperAdWords 1.0 jar diye bir dosyamız var. Kullanımla ilişkin bir örnek yapmak istiyorum. HyperAdTest diye bir uygulama oluşturdum. Zamanımız yetmez diye öncesini oluşturmak zorunda kaldım arkadaşlar. Yani uygulamada birkaç bileşenle çok basit bir şekilde uygulamamıza reklam ekleyebiliyoruz. Yapmamız gerekenler öncelikle layout'umuza reklamımızı göstereceğimiz bir yani biraz daha hızlı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istediğimiz için biz reklamımızı WebView'da göstermek istedik. Gördüğünüz gibi bir tane WebView tanımladık. Adını HyperAdWords koyduk ve ekranımızın alt kısmında yer alsın, ortada yer alsın ve şu genişlik ve boyda olsun dedik. Tabi bunları bizim tanımlayabilmemiz de mümkün olacak inşallah ilerleyen versiyonlarda. Dolayısıyla HyperAdWords isminde bir WebView sitesi tanımladık. Daha sonra uygulamamızda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu proje özelliklerinden HyperAdWords 1.0 jarını ekledik, yani kütüphanemizi. Şu anda bu kütüphane herkese açık değil, fakat
ilerleyen dönemde açık olacak. Onu hedefliyoruz. Basit bir şekilde Hyper Radiant yeni bir Hyper Radiant objesi. Hyper isminde daha sonra Hyper Advert ile biz yapmak istediğimiz şey reklam gösterdi. Dolayısıyla Hyped'in reklam göster metodu var arkadaşlar. Reklam göster metoduna geldiğimizde bizden bir adet reklamımızın göstereceği WebView istiyor. Bu WebView'ı oluşturalım. Evet, WebView'umuzu oluşturduk. WebView'umuzda kullanmak istediğimiz arayüzdeki layout'taki objemizi gösteriyoruz arkadaşlar. Görüntülüyoruz. WebView, find by view, resource'daki ID, hyper-advert ID'sini seçiyoruz. Evet, şu kısımdaki örneği kaldırabiliriz. Daha sonra şöyle bir durum var. Uygulamamız internete bağlı mı, network'e erişebiliyor mu diye kontrolleri kendisi paket gerçekleştiriyor. Dolayısıyla biz buradan eğer reklam göstermeyeceksek öncelikle AdView yani WebView alanımızı görünmez hale getiriyoruz. Yani bunu da tabii uygulama içerisinde gerçekleştirmek de mümkün. Kütüphane içerisinde. Evet. Şimdi basit anlamda arkadaşlar İkinci parametre olarak bizden gördüğünüz gibi yayıncı istiyor. Bu yayıncı, bu reklam network'üne kaydolmuş kişinin bir nevi kimliği. Dolayısıyla bizim burada kimlik olarak bir tanımlama yapmamız gerekiyor. Ben şuraya şu şekilde bir tanımlama yaptım. Hybrid yayıncı kodu 10 dedim mesela. 10 numaralı yayıncıyım ben diye kendimi tanıttım. 10 numaralı yayıncı diye kendimi tanıttıktan sonra arkadaşlar geldim buraya. Stringlerdeki yayıncı kodu eklentimi, yayıncı kodu numaramı yine metoda ekledim. Arkasından bize yenilenme zamanını istiyor arkadaşlar. Yenilenme de şu şekilde, şu anda mevcut uygulamalarımızda kullandığımız yapıda reklamlar bir kere görüntüleniyor ve kalıyor. Yani belli sürelerde kendisini yenilemiyor. Ama biz yeni oluşturduğumuz apide Hyper Advert'te gördüğünüz gibi 10 saniye, 15 saniye, 20 saniye, 30 saniye, 45, 60, 90 ya da yenileme yok şeklinde bir imkan sunuyoruz arkadaşlar. Yani dolayısıyla siz buradan 10 saniyeyi seçtiğinizde ilgili WebView'daki reklamınız 10 saniyede bir güncellenecektir. Tabii burada seçim yayıncı olarak size kalmış. İstediğiniz yenileme sıklığını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Belki de yenileme istemeyebilirsiniz. Sonuçta yenileme yaptığınızda bir web iletişim olacağı için uygulama kullanıcısı adına da bir data harcaması söz konusu olacaktır. Daha sonra arkadaşlar son parametre olarak da bizden reklamımızın boyutunu istiyor. Şimdi bu kısımla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda biz 320'ye 50 boyutunda web view'umuzu oluşturduğumuz için o boyutta reklam getireceğiz ve o farklı boyutlarda da yine reklam getirmek mümkün olacak. Şu anda hızlıklarımız 320 olduğu için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok çeşitli biçimlerde reklam boyutlarından söz etmek mümkün. Ben bunları Mobile Marketing Association dokümanından aldım. O organizasyona göre mobildeki reklam standartları bunlar. Dolayısıyla arkadaşlar 320'ye 50'lik reklamı seçtim. Şu anda bir reklam örneğin kodum tamamen hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birkaç satırda reklam entegrasyonunu gerçekleştirmiş oldum. Şimdi hemen uygulamasına bakalım. Bu arada sorumuzu soralım arkadaşlar. Az önce slide'da görüntüsünde görmüş olmalısınız. Uygulamalarımız içerisinde bir adet televizyon izleme uygulaması var. Bu uygulamanın adını bilen var mı acaba? Buyurun. TV izle. TV izle. Kitabımız sizindir. Teşekkür ediyoruz.
Evet arkadaşlar, bu arada emülatör müzikleniyor. Emülatörü snapshot'la bırakmak lazım. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu alttan bizim network'te kendi yaptığımız uygulamaların reklamları çıkıyor. Biz yenileme süresi olarak 15 saniye, 10 saniye seçmiştik sanırım. Bakın 10 saniye geçti ve başka bir reklam geldi bu sefer. Bu şekilde uygulamamıza girdiğimiz bu küçük eklentiyle istediğimiz sıklıkta reklam gösterimi gerçekleştirebileceğiz. Şu anda olmayan bir özelliğimiz nedir arkadaşlar? İşte size şu anda developerlara tam anlamıyla açık değil. Developerlar burada kendi reklamlarını ekleyerek ve geliştirerek kendilerine reklam gösterimi kazandırabilecekler. Ya da yani bunu daha sonra ticari bir ürün haline getirildiğinde reklam gösterimi de satın alabilecekler arkadaşlar. Bu şekilde uygulamasını da görmüş olduk. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Süremde zannediyorum saat tam yetişti. Sorularınız var mı arkadaşlar? Buyurun. Bu web1'de zaten layout type'de biz ikinci bir 50 yaptınız, bir de sonradan bir daha seçtiniz. Şimdi şöyle oluyor. Aslında metotta biz kaynaktan almak istediğimiz boyutu belirtiyoruz. Yani burada API tamamlanmadığı için bizim ideal olan hedefimiz şu, web1'ı 0 boyutta koyacağız. Daha sonra seçtiğimiz en ve boyda API'mizin içerisinde web1'a şekil vereceğiz. Fakat web1'ın doğrudan set width, set height özellikleri yok. Dolayısıyla web1'ı başka bir objenin içine koyup da öyle şekillendirmemiz de gerekecek şeklinde görülüyor. Dolayısıyla o kısmını şu anda hazırlamadım çünkü diğer boyutlarda reklam henüz hazırlamadık. Ama şöyle söyleyeyim, web1'ın height'ını, width'ini de vermeyeceğiz arkadaşlar. Yani API'nin bir sonraki versiyonlarını vermeyeceğiz. Şu anda çok beta olan bir API zaten. Yani çok çeşitli farklı özellikler katılabilir. İşte dediğim gibi kullanıcıların lokasyon bilgilerini ve bir takım bilgilerini alarak daha özelleştirilmiş, daha sektörel reklam sunma imkanımız da olabilecek. Şu anda iç kısmıyla dış kısmı o anlamda tam entegre olduğu söylenemez ama çalışmalar sürüyor. Başka sorusu olanlar mı arkadaşlar? Teşekkür ediyorum katıldığınız için.